Nasıl anladın? Senin yanında olmak gerçek olmayacak kadar güzeldi ondan. Kenan sana bir kere kaptırdım mı, bir daha senden vazgeçemezdi ondan. Senden nefret ediyorum Ezel. O hissi çok iyi biliyorum. Başından beri oynadım. Herkese. Sana, Kenan'a, Cengiz'e. Cengiz. Oraya senin sayende girdi. Değil mi? Senin yüzünden sattı beni. Tek bir şartı vardı. Buraya Eyşan'ı da getirirsen o zaman girerim dedi. Kenan da burayı o seçti zaten dedi. Doğru, ben seçtim. Bazı şeyleri erkeklerin zevkine bırakmayacaksın. Kenan'ı oteldeki oyunda bilerek kandırdın. Senin ne kadar güçlü olduğunu görsün diye. Zavallı şey. Sonra gittim yanına. Görecektin, çocuk gibi ağladı. Yenilmeye hiç tahammülü yok. Üzülme dedim. Yenilmedin ki. Aksine harika bir casus kazandın. Can. O kadar taş kalpli değilim Ezel. O bu oyunun dışında kalacak. Söz. Ne kadar iyi biriyim baksana. Tam bir anne yüreği var bende. Bir de abla yüreği tabii. Ben sırf size Ramiz'i vereyim diye. Onun için durdun yanımda. Zor oldu. Mert. Mert'i öldürdüler Eyşan. Nasıl izin verdin? Ben bir şeye izin vermedim. Öldürdüler mi bilmiyorum. Ama bence öldürmediler. Kenan benden daha şaşkındı. Ama yok, öldürdülerse... eşitiz demek ki seninle. Kardeşini bir daha ağzına alırsam... Seni bu sefer... Söyle! Beni bu sefer ne? Ha? Söyle, sen benim kardeşimi öldürdün. Beni bu sefer ne? Git çabuk, elimde kalacaksın, git. Defol! Defol! Peki. Ben dükkana gidip hazırlık yapayım. Sen okula git, derslerini bitir, gel. Olur mu? Sen götürsen olur. Tamam, peki. Hadi düşelim. Öyle. Titriye. Bağırırım, gelme. Hem korkarım hem yaparım. Oğlumu görmeye geldim, gidiyorum. Aa. Bir tuzak bir şey yok mu? Hazır beni bulmuşsun. Sırtıma bir bıçak falan. Can var orada. Onu tehlikeye atacak değilim. Çekil. Ben de tam onun için geldim. İyi dinle. Okulu, bu ev, babamın atölyesi, gittiği park, market, sinema, komple bütün bu mahalle senle benim aramda tarafsız bölge. Tarafsız bölge? Burada kimse kimseye dokunmayacak. Can'ın olduğu yerde kavga, ihanet, Cengiz, hiçbir şey yok. Can babası biliyor Cengiz'i. Eyşan. Cengiz bu evin önünden geçerse seni bulurum. Kenan bu mahalleye bir adım atarsa seni bulurum. Can'ı alıp götürmeye kalkarsan seni önce bulurum, sonra... Tamam. Tamam, yeter. Nasıl güveneceğim sana? Onu önce bir zahmet ben sorayım. Can benim oğlum Eyşan. Sen de ne bahtsızım ki annesisin. Neyse, okunu çıkarmıyorum. Ben bu konuda sana güveneceğim. Can için. Anlaştık. Ben de senin dediklerine uyacağım. Can için. Yenişemiyoruz. Ne bekliyorduk ki? Bu masadan kalkınca Kenan, merak etme, yenişeceğiz. Bu masada da yenişeceğiz, merak etme. Nasıl olacak o Cengiz? Burada gördüğün kimseyi satın alamazsın artık. Adil boyunda bizi nasıl yeneceksiniz? Duydum ki dayının gözdesi değişmiş. Belki sen de bize katılırsın. Ben de duydum ki kendi adamlarını devirip yükseliyormuşsun. Sıradaki kim? Kenan mı? Sevgili Eyşan, mola vakti geldi diyor. Kendisi büyük bir nezaket gösterip bu akşam bana eşlik ettiği için onu kırmam mümkün değil, müsaadenizle. Eyşan. İyi gidiyoruz değil mi? Kenan'la toparladık bayağı durumları. Hı, şahaneyiz. İyi o zaman. Bu ayarda tutalım. Daha fazla abartmayalım değil mi? Bilirsin Cengiz, benim sağım solum belli olmaz. Sağ ol. Hadi abi, onlar kaybeder. Ben lavaboya gideyim. Şebnem. Bekliyorum Sincap. Laftan anlamıyor musun sen? Ne zaman aradın Kenan'ı? Ben çıkar çıkmaz mı? Evet. Ne dedin ona? Al beni. Kardeşimi öldüren adamı affediyorum mu dedin? Dedim. Daha güzel bir şekilde. Sen nasıl bir insansın Eyşan? Bahar'ı hiç mi düşünmüyorsun? Hiç mi zor gelmiyor adamın yanında olmak? Çok. Senin için aradım Ezel onu. Senin için gittim yanına. Senin için dokunuyorum eline. Senin için fısıldıyorum kulağına. Senin için öpeceğim onu. Senin için oynuyorum o oyunu. Senin için gireceğim koynuna. Ezel, ben senin için kardeşimin katiliyle birlikte olacağım. Oyun mu? Son oyunum. Sadece senin için. Yeter ki sev beni. Yeter ki geri al Ezel beni. Aç. Ezel iyi misin? Neredesin? Ne oldu? Kenan vermiş. Senin dosyanı polise, Ömer olduğunu anlatan şeyleri. Yakalayacaklar seni, hapse atacaklar. Biliyorum. Ne yapacağımı söyle. Anlattı ama bir şey söylemedim konuştuğumuzu anlamasın diye. Ne yapacağız şimdi? Düşünüyorum Eyşan. Düşündüğüm şeyi mi? Cinayet kaseti. Evet. Seni ele vermeyeceğim, korkma. Affettin diye. Çocuğumun annesisin diye. Hep zamanım var sandım, biliyor musun? Yarın oğluma gideceğim. Yarın sarılacağım. Yarın söyleyeceğim. Babanım ben senin Can. Senin baban benim diyeceğim. Seni çok seviyorum oğlum diyeceğim. Diyemedim. Sen niye böyle konuşuyorsun? Vermeyecek misin işte kaseti? Versem ne olacak? Bitecek mi? Bu sefer ne olacağını da bilmiyorum. Bitti sandım. Bitmiyor Eyşan. Senden bir şey... Ne istersen. Oğluma iyi bak. Ezel. Söyle. Oğlumuza iyi bakacağım de. İyi bakacağım. İyi bakacağım oğlumuza. Söz. Seni anlatacağım bir gün ona. Anlatma. Benim lanetimle büyümesin çocuğum. Ama Can'ı annemlerden ayırma, olur mu? Onu oradan ayırma, tamam mı? Şimdi ben de gidersem... Ezel, bir şey vardır senin için yapabileceğim. Ne olur iyi gelecek bir şey yapayım sana. Geldiler. Ezel, ne yapacağını söyle. Ezel, ne yapayım senin için? Ezel. Yalan söyledim mahkemede. O yaptı dedim. Sonra döndüm korka korka. Baktım. Hala seviyordu beni. Neden anlatıyorsun bana bunları? Müebbet verdiler. O hapse girdi. Ben en yakın arkadaşıyla nikah salonuna. Yıllar sonra gittim ziyaretine. Zor kaldırdım başımı utançtan. Ama baktım. Hala seviyordu beni. Sonra hapisten kaçtı intikam almak için bizden. Ezel oldu. Öz kardeşim bile aşık oldu ona. Melekti, biliyor musun benim kardeşim? Bu dünyada onu sevmeyecek erkek yoktu. Fark etmedi. Baktım Ezel'e. İhanet ettim. Hapse attırdım. En yakın arkadaşıyla kaçtım. Çocuğundan ayırdım. Mahvettim onu. Ama baktım hala... Sonra sıra sana geldi. Sıradan bir kız. O yüzden mi vazgeçecek Ezel benden? Vazgeçmeyecek. Vazgeçemez ki. Dün yine geldi bana. Buradan çıktı, koşa koşa geldi bana. Tuttu beni, döndüm ona, baktım. Yeter! Yeter, ablalık hala seni seviyor. Bu nasıl bir aşk ya bu? Bir insan bunları yapan birini nasıl sevebilir ya? Sevmiyor. Baktım. Artık sevmiyor. Unutamıyor sadece. Evlenecektik biz. Mutlu olacaktık. Hepsi yarım kaldı. Onları unutamıyor Ezel. O kadar hayalini kurup, o kadar yaklaşıp yaşayamadığımız bir sürü şey. Onlardan vazgeçemiyor. Ama biz çok mutlu olacaktık. O hissi bilir misin? Anlıyor musun o hissi? Aşktan daha çok yıkar insanı. Ben Ezel'in ilk aşkı değilim sadece Bade. İlk kalp kırıklığıyım ben onun. Ondan unutamıyor beni. Sevmiyor seni. Ben bilirim onun aşık bakışını. Bana değil o bakış. Niye anlatıyorsun bana bunları? Çünkü Ezel'in sana çok ihtiyacı var. Ömer. Ben geldim anne, buradayım. Ömer deli diyorlar anneni. Anneciğim seni bir görmeye geldim. Şimdi gitmem gerek. Polisler mi alacak Kenan? Yok anne, bu iş için. Başka bir şey. Onlara de ki benim içeride bir annem vardı. Eğer beni alırsanız bugünkü gibi bir mesaj anneme de açın de. Eğer beni bir daha alırsanız benim annem ölür de. De oğlum. Ben iki evlat verdim ciğerimden. Toprağa koydum. Benim kendi canımdan başka bir şeyim yok de. Tamam. Bir daha kimse alamaz beni senden. Evlat sözü. Tamam mı annem? Tamam mı annem? İyiyim Meliha teyze. Sen iyi misin peki? Ne yapabilirim senin için? Ne istersin? Olanlar oldu. Annemin oğlu öldü. Evladı. Öbürü ölümden döndü. Sonra bir daha hapse düştü. Bu kadın daha nasıl... Ben gideyim. Bundan sonra artık önümüze bakalım, tamam mı? Kaçtım diyorsun, neye ihtiyacın var? Mümtaz amcaya yemek yapmıştım, sana hazırlayayım mı biraz? Can, hadi oğlum vedalaş Mümtaz amcayla, gidiyoruz. Çantasını getireyim. Dedeciğim. Hadi gel. Eyşan. Bade ile konuşmuşsun. Can hadi oğlum. Seni sevmediğimi söylemişsin ona. Can! Şaşırdım. Kafam karıştı. Niye öyle söyledin?